Vay anasını sattımı, nasıl bir kasabaya taşındık biz ya? Yürüyen ölüler kasabasına mı taşındık ya? Bir tane insan geçmiyor ya. İnsan diye bu var kardeşim, bu da insan mı? Evsiz bu ya. İnsan mıyız? Lütfen. İnsanları ötekileştirmeyin. Arkadaşlar selamünaleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Ya bu adamda da bir gariplikler seziyorum, yanlış anlamayın. O yüzden sordum insan mı diye. Sürekli olarak bir gün buraya spawn atıyor, bir gün kardeşim kayboluyor, para topluyor. Ben şunu anlamadım. Buradan geçen bir tane Allah'ın kulunu görmedim. Bu adam nasıl kardeşim buraya böyle, bakın bozuk para 10 euro atmış bir tanesi. Bak bir tane insan geçmiyor. Bak saat kardeşim, yani oğlum sen benden fazla kazanıyorsun anasını satayım ya. Yok arkadaşlar, bu sektörde iş bitik. Biz bu sektörü inşallah canlandıracağız kardeşim. Şu çöpleri topla bari aslanım, çöpleri. Bana ne abi ya? Ben kendime bakıyorum. Şu çöpleri topla da bari. Ya arkadaşlar hiç kısmetimiz açık değil kardeşim ya. Hiç müşteri gelmiyor. Gerçi müşteri gelmez ki, araba yok burada. Araba yok. E tamam, en azından bir müşteri gelip de sormaz mı? Abicim araba var mı, bulur muyuz diye ya. Vallahi arkadaşlar ben bugüne bir inanamayacaksınız kardeşim. Bu bir milat olsun. Galerici Faruk hayatında bir milat. Ben bu dilenciye biraz para vereceğim. Tamam mı? Çok az bir para verdim. Şöyle bir 8 dolar 16 dolar para verdim ben bu adama. Totem yaptım. İnşallah yüce Rabbim bu verdiğim paraları bana 10 katıyla geri döndürür. İnşallah diyelim. Şimdi bugün arkadaşlar 11 bin TL param var kardeşim. Yanlış anlamayın. Dolar verdim diyorum, tövbe haşa. Dilenciye verdiğim parayla bütün dükkanın ipoteği gitti arasını satayım. Şimdi bugün ne yapıyoruz kardeşim biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar tam bütçemize göre bir araba buluyoruz ve iyi fiyata satıyoruz. Artık yeter ya. Bak kumara mumara gideceğim şimdi. Kendimi zor tutuyorum kumara gitmemek için. Ben şimdi gidiyorum mahalleye. Mahalleden araba alacağım. Diğer satıcılardan araba almıyorum bildiğiniz gibi. Grevdeyim. Diğer satıcıların arabaları inşallah yakın zamanda şarj dinamoları da kopar. Çünkü kazıklamaya çalışıyorlar insanları. Mahallede tertemiz kardeşim. Bak bak, bu abla yeni arabayı getirmiş. Bu ablanın bir zamanlar ayakları yerde yer altında duruyordu. Kaç para ablacığım bu? 2005 model. 6000 lira. Güzel aslında. Ben bir aklımda bir bulunsun. Aklımda bulunsun. Bak gidiyor, bak gidiyor. Bunlar bak. Bunlar puşt arkadaşlar bunlar. Bak mahallenin zenginleri bunlar. Bak müziğe bak, müziğe müziğe. Namussuzlar. İnsanların yaşadığı evlere bak. Ne kadar güzel evler. Keşke benim de olsa. Ben konteynerde yaşıyorum. Uf, bana var ya, bu gider arkadaşlar ya. Vallahi bunun içinde yaşarım ya. Vallahi billahi yaşarım ya. Kaç para bu abi? Abla pardon, Feridun abi. Anasını satayım, 4000 lira mı? Delivery truck 4000 TL'ye mi satıyorsun sen bunu? Oğlum ben bunu alayım lan. Arkadaşlar ben bunu alayım ya. Oğlum ben bunu var ya, iyi fiyata modifiye çeker. Aa bunu versen bana, ver ver. Oğlum içinde mal falan mı taşıdınız? Pislik mi yaptınız lan içinde? Ne yapacaksın oğlum? Uzun yola mı gideceksin? Araç gidiyor mu? Gidiyor. Tamam işte. Adam falan mı kaçırdınız? Bakayım arkadaşlar. Toyota çocuk kaçırma arabası gibi şey mi bu ya? Ford Ka'sa mı? Yo. Değil. Oğlum mafyatik işler dönmüş gibi bu arabada ama. Şunlar inşallah arkadaşlar. Anasını sattımın. Araba kay... Anasını sattım. Dede. Dedeciğim. Faruk dağlardan geliyorum yavrum. Faruk. Arabacı Faruk deden geliyor yavrum. Öteki tarafta son model arabalara bindiriyorlar yavrum. Arkadaşlar araba kayboldu ya. Araba kayboldu kardeşim. Zaten ben sabah geleyim madem ya. Of ya. Bu ne kardeşim ya. Eve gideceğim, sabah geleceğim. Ne oldu ya böyle, direkt arabaya bakarken altından çektiler. Allah Allah, konteynere gideyim de. Yok arkadaşlar, insanlar saygı kalmamış. Bak bak, bizim ışığımız her daim yanar kardeşim. Biz öyle adamları şey, domuz geliyor sandım ya. Şuraya da bir tane cam taktıracağım vallahi, parası neyse ya. 41 bin lira para kazandım yazıyor. Yalan. Kimin bu? Kimin? Hangi paravan şirketten kazanıyoruz biz bu parayı ya? Oo mis gibi bir... Bak arkadaşlar gördünüz mü? Fakirliği gördünüz mü kardeşim? Konteynerimin camından çıkmaya çalıştım. Bak kapıdan değil. İşte hayat sizi böyle şeyler öğretmesin inşallah. Kimseye öğretmesin böyle şeyler. Şimdi ben gidiyorum. Ya açık arttırmaya gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Ama kardeşim yani yok yani, ben şu Ford Truck'ı alacağım. Delivery Truck'ı. Onu da aldılar kardeşim. İşte bizim hiç bir şey de doğru gitsin şu hayatta ya. Vallahi bir şey. Aha benim tam adamlarımdan bir tanesi. İşte bu. Ilıcalı Cin. Mahalle ilçe başkanı bu. İlçe başkanı Feridun Bey. Merhabalar abim. 78 bin kilometre 2300 lira. Güzel para. Pazarlık yapmak istiyorum. 2000 liraya bırakırsan alırım abi. Bu fiyata mı? Tamam, teklifin düşük, fiyat konusunda anlaşamayacağız. 2150 lira abi. Olur mu? Oğlum öküz. Honda Vigiv. Honda Vigiv'ler iyi gidiyor aslında. Bunu alabilirim ya. Tamam bunu aldım. Bunu aldım. Arabandan amortisör çıktı. Honda Vigiv'ler arkadaşlar. Güzel araba. Bunu bir dükkan. Artık zaten şeyi bir yapalım. Siftahı yapalım ya. Ya gittiği sürece sıkıntı yok. Şükürler olsun. Gittiği sürece problem yaşamıyoruz. Bakayım şöyle, dörtlüler yanıyor. Sağ sinyal yanıyor. Oğlum sağ veriyorum. Sol yanıyor lan. Bakayım, sol verdim. Sol verdim. Sağ yandı. Yok ben mi yanlış basıyorum? Uzun far. Kısa far, hepsi yanıyor. Çok güzel. Ben nereye gidiyorum? O yeni drift rekoru geliyor. Dur. Yavrum benim, drift'e bak şimdi o zaman. Ben bununla bir yarışa girerim de aslında. Neyse şimdi. Drift geliyor. Drift geliyor.
Tamam, çok gelemedi. Arabanın da motorunu yemeyeyim kardeşim o zaman ben. Tamam mı? Ben gideyim. Madem arabanın motorunu yemeden. Nitro var mı arabada? Yok arkadaşlar, bu arabada nitro ne arasın ya? Puşlar gidiyor bak. Bak benim önüme kırarlar bunları ha bilerek. Şimdi Red Bar'a da geleceğim bugün bu arada arkadaşlar. Bir ufak bir kardeşim, ufak bir şeyimiz var Red Bar'da da bir var. Red Bar'da bir gezeceğim. Oğlum benim araba hızlı gidiyor lan. Tam bir yarış arabası. Adamın anahtarını alırım, anahtarını. Dön. Dön 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 dön. Onda Vigil'le adamın anahtarını alırım net. Red Bar'da beni o yenen kimdi o? Beni Yaris'le gelmiştim ben. Toyota Yaris. Hatchback arabayla yenilmiştim. Kim lan benle? Gel buraya. Gel 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 gel. Dur araba bak arkadaşlar hala fren yapıyor araba. Yenge sen beni yenmiştin değil mi? Oğlum beyaz Toros, oğlum sıkıntıya düşmeyelim. İçine bak, bakmak lazım. Araba hala durmuyor. Bak 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 arkadaşlar, jantları yedim ya. Yenge öyle durma, ne bodyci gibi 90-100 kilo bench basarmış gibi duruyorsun. Yengece 927 dolara havaalanında yarış yaparım. Honda Vigil'le gel. Gel çabuk gel gel. Bas. Çabuk arkadaşlar, mükemmel bir yarış olacak. Bu sefer acımayacağım kardeşim. Beyaz Toros'a da yarış kaybetmeyeyim. Tamam beyaz Toros üstattır ama Honda Vigil'e biniyoruz yani biz de kardeşim. O ne lan, adam değişti, beni kandırdı bunlar. Motoru çalıştırdım şu an. Biraz benim motor zor çalışıyor tabi. Gitmiyor benim motor. Şöyle bir durduk kardeşim çizgide, yavaşladım. Tamam, ceza puanı veriyorlar arkadaşlar, dikkat etmek lazım ha. Başladı. Anasını sattımın adamı seni. Senin ben yapacağın işe tüküreyim ya. Ya vallahi saymam, billahi saymam. Benim araba tıkırdı. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim ya. Benim bunu yenmem lazım diye uçacağım ben. Ya oğlum araba, adamın araba 171'e gitmiş, benim araba 76'ya gitmiş. Arkadaşlar çıkalım. Beyaz Toros üstatla baş edemedik maalesef. Habersiz kalktı. Habersiz kalktı kardeşim, gördünüz. Benim araba çalışmıyor kardeşim. Seri değil. Fitesi seri atamadıktan sonra yeniliyorum. Namussuzsunuz ya. Vallahi namussuzsunuz ya. Yengem emekliliğin gelmiş. Kaç yaşındasın? Hala yarış yapıyorsun ya. Sivil polis misin lan sen yoksa? He? Vallahi yazık ya. Vallahi yazık ya. Ama günü gelecek. Ben de güzel bir araba alacağım, geleceğim. Merak etmeyin. Araba çalışmıyor ki. Araba tekliyor arkadaşlar. Biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani nasıl sıkıntı yaşıyoruz kardeşim? Arabayı tekletiyoruz. Araba seri olarak çıkmıyor. Anladınız değil mi? Adamlar uçup gidiyor. Ben uçamıyorum. Herkes gidiyor. Galerici Faruk gidemiyor. Arabamızı bir yıkatalım güzelce o zaman. Siftahımızı yapalım. Abi arabayı aman. Aman abicim. Ezilme sakın. Şöyle arabayı koydum ben abi. Motoru kapatayım. Neyse kapatmayayım motoru. Bunu bir güzelce bir yıkatalım bakalım. Hadi bakayım, gazan mübarek olsun. Bunlar ne? Bunlar çalıntı arabalar mı? Bakın bu benzin istasyonunun sahibi de hırsız bu arada arkadaşlar. Hiçbir zaman yok dikkat ettiyseniz kardeşim adam. Bak adam bu yeri geceleri kullanıyor. Komşum benim ya. Sevdiğim bir komşum. Diyorum ne kadar kazanıyorsun abi? Bak gitti araba, gördün mü bak? Bak adam anlık çekti. Ne kadar kazanıyorsun abi diyorum. Adam diyor ki günlük 200 dolar 300 dolar kazanıyorum diyor. Ulan benzin istasyonunda dursa daha fazla kazanacak zaten. Enayi ya. Bitti mi yıkama? Hadi bakalım, ellerinize sağlık. Görüşürüz abi. Arabamızda arkadaşlar ufak tefek sorunlar tabii ki var. Bu biraz da basık bir araba kardeşim. Yere böyle kıçı biraz yere sürtüyor. O yüzden hızlanamamış olabilir. Bu ne, çekici mi o? Tamamdır. Galerici Faruk geldi. Çöpü çekin oradan bakayım. Araba koyacağım ben oraya şimdi. Çek bakayım. Ha tamam. Şöyle yandan koyalım. Bu arabayı kardeşim en azından, bu arabayı çok ucuz fiyata kapattım bu arada. Şükürler olsun. Oğlum arabayı kapat da benzin çok gidiyor bak. Tamam. Arkadaşlar bu araba var ya iyi bir fiyat yapacak gibi geliyor bana ya inşallah. Şimdi satılık araba Honda Vigil. Bu arabaya 2500 lira şey yaptım. 900 lira da şeyde kaybettim. Bu arabaya 7500 lira yazacağım. Tamam mı? Honda Vigil. Honda Vigil. Vigil. Ne yazılır ki? Honda Vigil. Ben yaparım hiciv. Rakipler oldu civciv. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu işin sanatını yapıyorum. Ben bu işin sanatını yapıyorum. 7500 lira. Tamam. Koyduk kardeşim 7500'e. Pazarlıkla 6000'e kadar, 7000'e kadar satmayı düşünüyorum. Aslında diyorum ki bir tane daha araba alınır. Bu bir tane yetmez. Şu neresi ya, pis. Ofis kirli diyor ya, dur. Ha, şunları bir atalım. Ofisi bir açalım kardeşim. Ofis kirli diyor ha. Ofisi açtım. Saat 1.27. Öğlen saati. Hala bir tane Allah'ın kulu geçmiyor. Ama bizim evsizin parası artıyor. Ben anlamıyorum yani. Ne kadar topladın lan? İşler eskisi gibi değil. Kesat mı kesat? Oğlum ben de mi evsiz olsam? Uf 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 uf. Müşteri geldi, müşteri. Müşteriler geldi. Hangisi alır gibi ki? Bu adam kesin alır bu arabayı arkadaşlar. Arabalar abim. Ne kadar veriyorsun bu arabaya? 7500 lira demişim. Bu fiyat fazla, 2957 liraya düşebilir misin demiş. Şöyle söyleyeyim. İstersen 1000 lira ben vereyim sana. Sen şey yapma hiç. Olur mu? Defol git şuradan, kırarım senin boynunu ha. Bak kıvırtarak yürüme, kırarım senin boynunu ha. Namussuz. Ablam adam namussuz çıktı ya. Merhabalar. Şerefsiz puşt, 2900 lira dedi abla ya. 3000 lira. Ya abla siz nesiniz, gözünü seveyim. Ne oluyor size böyle ya? Ne oluyor size ya? 1998 model. 78 bin kilometrede bir araba bu bak. Bak hasar %46 diyor ama. Ben bu arabayı giderim bak, yaptırırım. Bak ondan sonra hiç alamazsınız bak, söylüyorum.
Pazarlık 6500 liraya gel. Biraz ya, 3000 lira nedir ya? 3042 lira. Fiyatta biraz daha esnek olabilir misin diyor. Esnek oluyor, bir bacağım kırıldı esnemekten. Bacağım kırıldı, belim kırıldı, belim. 3000 liraya esnemem, 7500. Ulan zaten parasını çıkartmıyor araba, yok. O zaman 6300. Ablacığım 3000 liraya ben az önce yarışta kaybettim. Aha bu evsiz kesin alır. Dur. Sen git şuradan, defol git buradan. Aha yenge de alabilir arkadaşlar, bu da bak. Abi bu araba senin tarzın. Bu arabaya biniyorsun, yanlıyorsun. İleride virajı alamayıp orada çarpıp takla atıp ölüyorsun. Hayatın senin budur bak. Bu hikaye senin için yazılmış. Sen kaç para verirsin bu arabaya abicim? Ablam bir dakika, hemen geliyorum, müşteri bolluğu var şimdi. Sen kaç para veriyorsun abi? 3200. Fiyat artıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Abi 5000'e gel. Üstündeki bak şu topsa Teknosa takalı, bak buna Teknosa'ya bir gittin mi? Bütün o Teknosa'daki çalışma arkadaşları var ya, böyle dibi düşecek. Dibi kıskanacak senin, kıskanacak. 5000 liraya veririm. 3200. Yok. Yok abi, git şuradan sen. Sen bekle bir. Sen kaç veriyorsun ablam? Ablam 3186 dedi. Abla sen defol git buradan. Boynunu kırmayayım. Abi seninle konuşalım. 5000 lirayı konuşalım bak. Sen bu arabayı 3500'e bul. Tabii ben 2300'e almış olmam. 3500'e olacağı anlamına da gelmez. Sen bu arabayı bul abi. Ben senden bundan 2 tane alacağım. Söz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Kendimizi kandırıyoruz. Bu araba 3200 iyi ya. Yani yarışı biz kaybettik kardeşim. Yarışı şey yapmasaydık eğer. En azından 3000, en azından 4000 be abi. Gözünü seveyim be. Yani 4000 olsun da bari gideyim güzel bir araba vereyim ya. Baba seninle biz anlaşamayacağız. Biz karakola gidelim, orada çözelim onu. Gerçekten sinirlenmeye başladım diyor. Şöyle söyleyeyim. Anlaşamıyorlar galiba kardeşim. Anlaşamıyorlar. Bizim gibi aynı. Aynı ikimiz gibi anlaşamıyorlar. Kafanla gövden anlaşamadığı için birazdan bak ikisi bir tarafa gidebilir. Birisi sağa birisi sola. Defol git buradan. Defol git, satmıyorum lan. Al benim diyeyim lan, satmıyorum. Of. Sen kimsin be kardeş be? Honda vicivci bir adam mısın sen be? Şu duruşa bak, Honda viciv. Ben yaparım, bu yapar hiciv. Kardeşim bu araba sana gitti. Tur abi. At bir tur abi. Of arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Artık bu arabada yapacağımız her şeyi yaptım. Bu ne kadar veriyor? Defol git buradan. Çık git. Çık git, 619 atarım bak buradan. Remister gibi Batista. 2700 lira veriyor. Olmadı ya bu. Niye almıyorlar? Bu araba yassın biraz. O, tamire mi soksam ben bu arabayı ya? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu arabayı tamire sokalım. 500-600 lira masraf yapalım kardeşim. En azından 4000-5000'e. Oradan da bir 200 lira da ekmek yeriz. Olur yani. Tamire götürelim mi? Tamam ben bir tamire götüreyim bu arabayı. Dur bakalım. Ulan var ya, bir de tamire sokup da param giderse var ya, aşırı sinirleneceğim ha. Tamir fiyatları da arkadaşlar bir sağa sola oynuyor bunların sağa solları ya. Şimdi kardeşim öncelikle şu arabayı bir satıştan bir kaldırıyorum. Tamam mı? Arabayı bir karşıya çekeceğim hemen. %46 diyor. Sorumluymuş arabamız. Ben de Cengiz sana benziyorum ha bu arada, önden bakınca onu da söyleyeyim de. Hemen kardeşim şuraya sokuyoruz araba. Abi kim bunlar ya? Şuraya soksam adama ayıp olur mu acaba çalışırken? Anlatsın satayım, adama çarptım gitti. Tamam arabayı buraya koydum. Abi araba kaç para tutar? 346 lira mı? Tamam, yaptır hemen. Kusura bakma, seni de işinden ettim de. Artık idare ediverim. Ya ön komşuyuz. Puşlar gidiyor puşlar. Puşlar müziği açmış gidiyor. Ön komşuyuz abicim. Güzelce yap ha. Güzelce yap. Elini oradan sokunca elin yanmıyor mu dayıcım ya? Arkadaşlar bu adamlar bu işin piri kardeşim. Bunlar iki kardeş. Bilmiyorum, söylentiye göre define buldukları söyleniyor. Hatta şunun hangisiydi, bu mu şu mu ne? Çarpıldığı da söyleniyor. Bu çarpık aslında bu adam. O zamandan beri böyle büyük bir böyle dükkan açtılar. Şuraya bak, her şeyleri var. Gece oldu mu kayboluyor mesela namussuzlar. Bak gördün mü? Kafayı bir çeviriyorum kayboluyorlar. Dükkanı da açık bırakıyor gerizekalılar ha. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok ya. Şimdi kardeşim arabamız tamir oluyor. Arabamız bir insin şeyden, platformdan da. Bir arabayı en azından bir 4000-5000'e satalım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir sonraki alacağım araba, böyle ufak tefek arabalarla uğraşmak istemiyorum kardeşim, açık söyleyeyim. Tam paramın yeteceği kadar sıkıntı olmayan bir araba istiyorum. Onu aldıktan sonra inşallah tamamdır olayım. Arabanın içi de bej mi yoksa ışık mı öyle yansıyor ya? Plakaya bak. 0LQ40VS. Random atılmış plaka. Arabanın içi bej oldu ya. Ya bunlar da bir şeyi beceremediler ya. Ya bu galeri şakası arkadaşlar. Gözüm karardı bak. Şaka yaparken. Arkadaşlar bu arabayı götürüyorum şimdi kardeşim. Dükkana koyuyorum. Bu araba artık hasarsız. Bundan sonra inşallah iyi bir fiyata gidecek diye düşünüyorum. Aman değdirme yavrum be. Aman be. Heh. Yıkandı, şey oldu. Bu arabayı artık yarın satalım. Gidelim güzel paramıza göre bir araba alalım ya. Şu dükkanı da bir kapat. Nasıl yapsak? Yani araba dükkanıyız. Sürekli otobüste gidip geliyoruz. Ben böyle bir şey anlamıyorum ki. Kendimize faydamız yok anasını satayım. Evet, eve geldim. Bu arada yarın bir araba aldıktan sonra şu Red Bar'a gitmeyi düşünüyorum ya. Bir adımızı, şanımızı orada bir şey yapalım. Bir tanıtalım kardeşim. Orada da bizi tanısınlar. Orada da araba alışverişi yapabiliriz belki, bir ihtimal bakarız. Onların kafaları iyi oluyor. Ben o sıra onlara kakalarım şey. Pert arabaları kakalarım ben onlara. Sıkıntı olmaz. Şimdi ofise geldim. Ofiste kardeşim. Ofis açık şu anda. Kirli biraz. Yapacak bir şey yok. Şunları hemen toplayayım.
Şu evsiz kaybolmuş bak oradan bak. Bak evsiz kaybolmuş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Evsizi yakında mahalledeki o villalardan bir tanesinde görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Eleman benden iyi para kazanıyor vallahi. Bir el açıyor adam. Bir tane müşteri gelmiyor adam bir sürü para yapıp gidiyor ya. Şimdi yeni müşteri bekliyorum. Şu yükseltmelere bir bakalım bu arada ya. Şöyle bize işe yarayacak bir şey var mı ya? Arkadaşlar ne yaptım ben ya? Park alanı aldım kardeşim bir tane daha. Ya ne enayi adamım ben ya. Ne yaptım ben böyle ya? Neyse artık yapacak bir şey yok. Aldık. Oğlum ne yaptın sen ya? Çekici park alanı aldın ya. Abi yetenek puanım geldi bu arada arkadaşlar. Arabayı yıkamayı mı şey yapsam yoksa şu expert yaptırmayı mı açsam ya? Yoksa sünger kullanarak mı temizlesem arkadaşlar? Yıkamacı 38 dolar alıyor. Süngerle bedavaya temizlerim. Ama o kadar iyi temizleniyor mu süngerle acaba? Ben expertize açayım ya. Ne olur ne olmaz kardeşim. Expertize bir şeyler çıkıyor. Arabanın tekeri, tır tekeri çıkıyor bazen bu mahallede. Ondan sonra tır tekerini satıyorum. Daha fazla para yapıyor arabada. Şimdi müşteri bekliyorum. Oğlum dükkan şimdi aç kapat yaptım. Bazen arkadaşlar gelmiyor müşteriler. Kapat aç yapınca geliyor kardeşim. Şimdi kapat aç yaptım merak etmeyin. Oğlum arabayı koymayı unuttuk ilanı. Nasıl gelecekler ya dur. Ne yazacağız buraya? Alacaksan al beni sonra şişman olursun. Bu arada arkadaşlar şöyle bu araba gerçekten iyi bu arada ya. Yani bu arada bakıldığında şöyle kötü bir araba değil. 6500'e koyayım. Çünkü 78 bin kilometrede daha. Tam kilometre belki 5. kez devir atmış olabilir. Yani değiştirilmiş olabilir. Şu an belki 890 binde de olabilir. Ama ben resmi kayıtlara bakarım kardeşim. Onlar benim için önemli. Benim için önemli. Ulan benim için önemli lan. Benim için önemli. Şimdi müşteri bekliyorum. Böyle bu arada arkadaşlar şöyle bak bu aslında yaptığımız şey hata kardeşim. Bak siz de esnafsanız benden bir şeyler öğrenin kapın bunları. Böyle kapıda beklerseniz müşteri gelmez. Tamam mı? Böyle dükkanda olmayacaksınız kardeşim. Müşteri dolmaya başlar. Bak dükkandan uzaklaşın böyle. Gidin dükkandan kardeşim. Sanki böyle işim varmış gibi anladınız değil mi? Aha bak şimdi bak şimdi. Geldim geldim. Geldim abim geldim geldim. Geldim. Nefes nefese kaldım kusura bakma ya. Orada 7000 tane araba satıyorum da aynı anda. Kusura bakma bunlar çok önemsiz şeyler. Buyur nasıl yardımcı olayım ben sana Honda civcivde. Şimdi bak araba hasarsız. Merhaba kanka diyor. Kaç para verirsin? 3657 lira veririm diyor. Bir yükselme var gördüğünüz gibi. 4500 verir misin? 3600'ü 4500 verir. Ama yalnız hiç kimse de var ya pazarlık yapmıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Bir kişi bile pazarlık yapmıyor kardeşim ya. Ne yapsak şimdi ya? Beklesek bir tane daha müşteri gelir mi acaba? Satsak mı yoksa 3600'e? Nasıl yapsak ya? Bir kişi daha bekleyeyim ben. Dur biraz uzaklaşayım da o da gelsin. Şöyle pusayım arkadaşlar. Şöyle ablukaya yatayım ben böyle. Köşeden. Bir tanesi kesin girer. Hissediyorum kardeşim. 10 saniye içinde birisi girecek içeri. 10 saniye sayın. Bak 32. saniyede söyledim. 42. saniyeye kadar birisi içeri girecek. Bak bak şimdi. Bak 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 bak. Yok kardeşim bizim bu işler tutmuyor ya. 3657 lira. Dayı. Dayıcı. 3657 bale gözünü seveyim. 4000 yap. 1 lira bile nasıl 3657'yi nasıl geliyorsun sen küsuratla ya? Kaç paraya mal oldu bu araba bize arkadaşlar? 3000 pardon 2600 lira. 1000 lira kardeşim ya. Satıyorum kardeşim ya ben bu arabayı. Ne oldu lan ben araba satmaya başlamadan önce 9000 liram şey 11 bin liram vardı benim. 9000 liram. Hayır yarışta kaybettik. Bir de 2500 liraya çekici alanı aldık ya. Tamam ben gidiyorum şimdi kardeşim. Bundan sonra böyle arabalarla uğraşmayacağım arkadaşlar. 6000'den aşağı araba almayacağım. Yeter ya bununla mı uğraşacağım ben ya? Bak bunu alacağım mesela bunu. Asıl araba budur. Ne kadar bu Audi TT? 27 bin lira. Ben bir ara gelir bakarım. Bak şimdi ezildim gördün mü? Şöyle 9-8 bin liraya kadar bir araba arıyorum. 8 bin liraya kadar. Düşük bütçe araba aramıyorum. Tofaş Şahin var burada. 2200 lira. Çok güzel araba ama. Ben biraz daha yüksek bir araba bulmak istiyorum. Çünkü kar marjı çok düşük olmasın yani uğraşlar. Aa bu adam bize araba almadı bak enayi. 6900 lira arkadaşlar. Lord 9. Pazarlıkla bu araba 6000 lira. Tamam. Bu fiyat benim için teklif tatmin edici değil. 6250 lira. Nasıl 6250? Teklif fiyatı ancak kabul edebilir. 6350 lira. Ben bu arabayı satmıyorum hala. Pazarlık yapmak istemiyorum diyor köpek. Ne yapsak arkadaşlar ya? Bu var kardeşim. 6900 liraya veriyor onu. Tamam mı? O yavaş ya. Yavaş ya. Yavaş. Bunlardan birisi çıkartıp silah vallahi beni tarayabilir ha. Dikkat edin bak ha. Bunu alıyorum arkadaşlar ya. Lord Locus gider gibi geldi bana. Vallahi ben bundan para kazanırım ya. 107 bin kilometrede ama. 6902 lira hiç sıfır pazarlık yaptı şerefsiz. Bir arabaya bakmak istiyorum. Araba sağdan yemiş. Bu arabanın en az 500 lira masrafı var zaten. Soldan boya yani boyanmış bu araba ama keşke beyaza boyasaymışsınız dayı. Yani kahverengi boya gibi atılmış gibi yani öyle duruyor. Hasarlı 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 hasarlı. Tam al ya. Her zaman bana ulaşabilirsin diyor. Ne ulaşacağım lan ben sana defol. Araba çalışsın da sıkıntı yok. Evet arkadaşlar Lord Locus aldım. 6900 TL kardeşim. Yani iyi kötü değil. Piyasası iyi en azından öyle söyleyeyim. Bak daha iyi arabalar da varmış keşke buraya baksaymışım. Ya piyasası güzel arkadaşlar. Piyasası kötü bir araba değil. Ben bunu şimdi kardeşim okuturum gibi geldi. Şu bara da Lord Locus'la gideyim bari. Dur. Bara gidecektik bak. Kendimizi bir tanıtalım bakalım. Ne şeyler dönüyor o barda ya. Şöyle arabayı da şöyle koyayım da. Araba ötüyor. Merhaba gençler. Kolay gelsin. Merhaba dayım. Arabaya göz kulak ol tamam. Para borsa. Telefon. Arkadaşlar telefon. Alayım mı? Anasını
Anasını satayım. Kara borsadan telefon aldım. Ulan sen az önce beni dolandırmaya çalışan adam değil misin? Burada arkadaşlar arkada bak, şurada bak. Bak olaya bak. Kumar dönüyor burada kardeşim. Bu adamların hepsi bir tarikat bak. Aynı tipliler gördün mü? Bunlar kardeş. De ben şu an kumara girmem. Ulan bir şey söyleyeyim mi? Gir lan dur. Tamam lan gel lan. Benim param az abi. Ben 51 dolarlık girmek istiyorum. Patladık arkadaşlar. Evet 51 dolarımı aldılar gidiyorum. Tamam ben buraya daha büyük bütçeyle geleceğim. Donunuza kadar alacağım sizi merak etmeyin. Şimdi gidiyorum. Şimdi gidiyorum ama dönüşüm olacak. Belki muhteşem olmayabilir. Ama döneceğim. Evet şimdi arabamızı aldık kardeşim. Bu arabayı yıkayalım mı arkadaşlar sizce? Bir yıkayalım. Hani masraflarını bir yapalım artık. Yapacak bir şey yok. 6900'de aldık. İnşallah güzel bir fiyata satarız. İnşallah. Arabanın biraz frenler tutmuyor ama sizi bozar mı? Sıkıntı olmaz gibi geldi bana. %50 indirimli ya bir de boyamalar. O yüzden ucuz. O yüzden yaptırıyorum. Sıkıntı olmuyor yani. Şimdi şunu bir bakalım güzelce. Abi biz de yıkadım be gözünü seveyim be. Evet araba tertemiz oldu kardeşim. Cillop gibi oldu. Çok iyi. İyi oldu. Bir de bakımlarını yaptıralım ya. Sonra gelip de elemanlar demesin bize. Yok bakımları şöyle yapılmamış falan diye. Çarpık kardeşler merhaba. Şu arabaya bir yaptıralım abi. 350 lira. Tamam. 350 lira iyi. Arabamız tamirde. 350 oraya verdik. 38 oraya verdik. 400 desen ona. 6900. Onu da 7000'de yuvarlayalım. 7400. 7400 lira. 7500'de. Yuvarlaya gitti. 10.000 lira yazayım ben bu arabaya arkadaşlar. Hatta 12.000 lira yazayım kardeşim. Faldan yazalım. Ondan sonra bakarız. Araba tertemiz oldu maşallah. Bak şu sağ tarafı da yapacaklar şimdi. Şurayı da bak. Burası tabii biraz yemiş. Bu yandan yemiş bunun adı. Ruhsatta öyle yazıyor. Yandan yemiş bunun adı. Ama bunu yaptıklarında araba tertemiz çıkacak şimdi ortaya. Bakın. Hala yapamadılar bunlar. Biraz ağır çalışıyorlar. Bundan sonra buna gelmeyi düşünüyorum ben ya. Hadi abicim mesai bitecek. Gözünü seveyim. Saat 7 bak. Ondan sonra kayboluyorsun ya. 31 RKS12A. Ah. Bu nasıl araba lan? Bu da güzelmiş lan. Ne bu markası bunun? Adam araba geldiği gibi gitti. Oldu mu arabamız? Of tertemiz oldu kardeşim. Tertemiz. Maşallah diyelim maşallah. Hadi bakalım tamam. Motor mekaniğe baktırmıyorum bile. Motor mekanik iyi. Motor mekaniği de şey yapsınlar kardeşim. Binecek adam baksın. Beni ne ilgilendirir ya. Tamamdır. Arabamızı şöyle koyuyoruz. Şöyle yanaştırdık. Mükemmel. Şimdi telefon aldım arkadaşlar o kadar. Arabanın kamerada fotoğrafını çekeceğim şimdi. Daha çok müşteri gelsin diye. Şuradan şöyle bir çekelim. Çıkırt. Kaydet. Oğlum dur lan. Şöyle önden. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle biraz çaprazdan çekelim. Arabanın önü biraz yamuk. Sonradan Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıldığı için öyle duruyor. Tamam güzel. Şimdi bilgisayardan arkadaşlar bunu koyuyoruz. Lord Locus. Alırım Lord. Olurum Ford. Oğlum Lord Locus ama bunun adı. Neyse alırım Lord. Olurum Mort. Ford. Zort. Ne olur ya burada? Alırım Lord, olurum Mozart. Ne alakası var ya? Tamam bu arkadaşlar. Siz anlamadınız bunu kardeşim. Şimdi birazdan izleyin. Buna toplam yaptığım masraf 400 lira, 6900, 7.5 milyar de kardeşim. 12.500 liraya ben bu arabayı koyuyorum. Tamam mı? Satışa. Bak şimdi ama ne oldu? Ne oldu şimdi? 12.500 lira. Fotoğrafları eklemedik. Şunu koyduk. Bu araba değil kardeşim. Ben başka bir arabayı satmaya çalışıyorum şu an. Dur bakalım. Oğlum bu arabalar farklı lan. Şu lan bizim sattığımız araba. Bu. Önden koyduk. Şöyle arkadan. Şunu da önden koyalım. Şunu da önden koyalım. Tamam. Yanlış değilsem oldu arkadaşlar. Yani bilmiyorum yani. 12.500 lira. Hadi bakalım kazamız mübarek olsun inşallah. Arabayı satıyorum. Plakalıklar var mı? Plakalıklar da var. Çok güzel. Hadi bakalım. Ben gidiyorum şimdi konteynere. Sabah geleyim bakayım. İnşallah o arabayı satamazsak bu arada aç kaldığımızın da kanıtıdır. Onu da söyleyeyim de. 400 lira param kaldı. Yemek yemeye param kalmayacak yakında vallahi billahi. Hamburger, cheeseburger alamayacağım. Hot dog alamayacağım. Kapımı kapatayım da zaten girecek adam. Kapıyı da kapatıyorum da girecek adam zaten. Sanki giremeyecek de ben de kapıyı kapatıyorum ya. Bak mesela canımı hissettiler şimdi. Ben bunu ama alamıyorum. Param yok çünkü. Ofise gittim kardeşim. İnşallah bugün bu arabayı satarsak alacağız. Bunları hemen atıyoruz çöplerimizi. Çöplerimizi hemen atıyoruz. Müşterilerimiz geldiğinde çöp görmesinler. Abla bir dur be gözünü seveyim be. Bak çöp topluyorum daha ya. Bu arada düşük para vereceksen hiç boşuna gelmeyin ha. Vermeyeceğim arabayı. Kendim bineceğim. Yarışlara katılacağım. Benşi abla geldi. Ne kadar veriyorsun abla? 10.000 of arkadaşlar var ya ben bu işi yapıyorum ya. 10.400 lira. Olmaz. Bir şey diyeyim mi? Beni uğraştırmayacaksan 11.500'e gel. 10.400. 11.000 liraya gel. 11.000 liraya gel. Fişek gibi geldim. Anasını sattım. Sattım arabayı. 4.000 lira kar yaptım da. Arkadaşlar yanlış anlamayın da bir şey söylemek istiyorum ben size. Ben bugün geçen siftah yaparken benim cebimde kaç para vardı? Ben 2 araba aldım, sattım. Cebimde niye aynı para var? Tamam şimdi tabletle araç yeri aldık. Kardeşim almaz olaydık neye yaradı onlar? Şey diyeyim mi ben bu işi yapıyorum ya. Vallahi yapıyorum. Vallahi arkadaşlar o zaman bugünlük burada duruyorum ben kardeşim. Çok da fazla hızlı gitmek istemiyorum. Paracıklar çok fazla gelmeye başladı. Şuradan şunu öğrendim ama tamam mı? Bugün galerici Faruk'un öğrendiği tek bir şey var. O da kardeşim
etme kötüye merhamet. İçinde vardır nebze ihanet. Artı olarak da düşük paralı arabaların yanına yaklaşmayacağız, tamam mı? Yani düşük bütçeli arabaların yanına yaklaştığımızda sadece ve sadece uğraştırıyor bizi. O yüzden 8.000, 9.000, 10.000 bantlarında bir araba alacağız. 1.000 lira masraf yapacağız. 6.000, 7.000 lira kar yapacağız. Sistematik bu şekilde olacak. Tamamdır kardeşim. Şimdilik burada duruyorum o zaman. Çok da fazla ilerlemeyelim. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki gün bu arada evi yükselteceğim ya arkadaşlar. Vallahi evi yükselteceğim arkadaşlar ya. Bu ne lan böyle? Ne içtim lan ben? Bak şimdi gördün mü? Bak. Bak. Bak sağa doğru yanlamaya başladım. Aynı benim sattığım ara gibi. Bak sağa çekiyorum bak. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk Ölümoğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Sinan Soylu, Birkan Gezer, Ahmet Erzurum, Dominos'tan Tırcı Mevlüt K, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Ahmet Acar, Bora Arslan ve Berke Kargi'ye sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.